rakamlarsa korkutuyor sayın seyirciler, ama sizler için müjdeli bir haberimiz var. İçki İyim Sanayiciler Derneği 50 bin işçi arıyor ama bir türlü ne hikmetse bulamıyor. Eleman sıkıntımız var. Yeni eleman yetişmiyor. Şu anda ciddi bir şekilde ara elemana ihtiyacımız var. Hem de 50 bin işçiye ihtiyaç var. Türkiye'de iç giyim sektörü gün geçtikçe gelişiyor. Ekonomiye katkısı artıyor. Ancak ciddi bir sorun var. Çalıştırılacak işçi bulunamıyor. Bizde ne iş olsa yaparım denilen diyen kişiler bizim için aranan eleman. Burası Bağcılar Güneşli'de bir iç giyim tekstil atölyesi. Yaklaşık 70 kişilik bir kapasiteleri var. Fakat 20 kişilikte bir eleman açıkları var. Ancak firma sahipleri çalıştıracak işçileri bulamıyorlar. Bu biraz artık eski bir, sıkıcı bir meslek gibi geliyor. Bunun yerine mesela avenelerde tezgahtarlık yapmayı tercih ediyorlar. Eleman ihtiyacı ağırlıklı olarak İstanbul'da ama İzmir, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bu eksiklik sürüyor. Konya'da benim üretim yerim var, orada bile elemana ihtiyacım var. Şu son iki yıldır pek tekstile şey yok yani, çalışan gelmiyor. Çok zor, ince bir iş olduğu için ücretleri az geliyor. İç Giyim Sanayiciler Derneği Başkan Yardımcısı Bahri Özdinç, bu eksikliği ara mesleklerin kaybolmasına bağlıyor. Bir endüstri mühendisi 1500 liraya, 1600 liraya çalışabiliyor. Ama ara elemanı bulmakta zorlandığım için daha yüksek ücretler ödemek durumunda kalıyorum. Çözümse meslek liselerini güçlendirmek. Meslek liselerinin geri kalması bize ara eleman ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. Benim başladığımda çok parlaktı tekstil, artık kimse meslek olarak bakmıyor. Tekstilde aranan işçi sadece ortacılar ve makinacılar değil, modelist, kesici, depocu da aranan elemanlardan. Bizde ne lazım? Makineci lazım. Bizde ne lazım? Kesim yapacak eleman lazım. Depocu lazım. Mal sevkiyatı yapacak insanlar lazım. Bu kişileri bulamıyoruz. İş arayanlar İç Giyim Sanayicileri Derneği'ne başvurabilir.